yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkuteli'de çarşamba günleri kurulan pazarda mikrofon uzattığımız vatandaşlarımız fiyatların el yaktığını belirterek fiyatların düşmesini beklediklerini ama bunun bir türlü mümkün olmadığını söylediler. Merhabalar, çarşamba pazarındayız. Çarşamba pazarında fiyatlara bakacağız. Abicim isminizi alabilir miyim? Recep Aksakal. Recep abi fiyatlar nasıl? Patlıcan satıyorsun, biber satıyorsun. Bunlar düşük abi bunlar, fiyatlar düşük. Patlıcan 2 lira, biber 4 lira. Başka neler var abi sende? Başka bizde buğurunca var. Evet. Bamyamız var. Bamya ne kadar? Bamya 10 lira. Buğurunca? Buğurunca 5 lira. Pazarın en pahalısı ürünü hangisi abi? En ucuz ürün hangisi? En iyi domates var şu anda. Kaç paradan gidiyor? Domates 5 lira. 4 lira 5 lira. En ucuz ürün hangisi? En ucuzu kaç para Fikri? Patlıcan var gene. En ucuz yine patlıcan var ama. 2 lira. 2 lira 1,5 lira. 1,5 lira 2 lira. Peki müşteriler nasıl abi? Ucuz mu diyor, pahalı mı diyor? Valla müşteriler pahalı diyorum ya. Genelde esnaf pahalı diyorlar. Köylü pazarına talep daha çok yani. Anladım. Sana hayırlı işler dileyelim. Kolay gelsin. Yani ben şu andaki fiyatlardan da memnun değilim yani. Sen daha fazla mı olmasın? Daha fazla olmasını istiyordum da düşük. 2 lira. Peki abi. Seninle mutlu olacağım bir şekilde olur. Olmazsak yeni ya sezona. Valla abim çok sağ ol. Fiyatlar normal. Bir ay iki evveli çok güzel şimdi fiyatlar. En ucuz ürün hangisi abi? En ucuz ürün şimdi domates. Domates. Normal. Salatalık. Salatalık. Evet. Patlıcan falan ucuz gibi. Patlıcan da ucuz evet. Patlıcan da ucuz. En pahalı hangisi abi? Taze fasulye. Taze fasulye. Geçenlerde 10-12 liraya alıyorduk. Şimdi 6-7'ye düştü. Şimdi 6-7'ye düştü. Evet. Sarımsak 15 lira, 10 lira. Vatandaş biraz pahalı buluyor. Aynen. Ama üretici esnaf da biraz daha da fiyatlanması gerekiyor diye düşünüyor. Vallahi maliyetlerinden dolayı. Dolar mark gibi şey oldu. Fiyatlar da oynamaya başladı. Domates bir gün önce 1,5 liraydı. Bir gün sonra 4 lira 5 lira. Döviz gibi bir anda inip çıkıyor. Aynen, mu? Aynen. Fiyatlar çok iyi. Vatandaş şaşırıyor. Vatandaşa ben de pazarcıyken fiyat söylemeye utanıyorum. Yani sizce yüksek mi? Yüksek, yüksek. Fiyat yüksek. Fiyatlar yüksek mi? Yüksek. Milletin alım gücü zor. Neler aldın amca? Amcama ne alam? Böğürülç aldım 8 lira. Evet. Başka bir şey alamadım. Pazardan başka bir şey alamadın yani. Pahalı mı fiyatlar? Pahalı. Ucuz da yok. Böğürülç 8 lira. Evet. Hadi. Peki abi teşekkür ederim. Pazardaki fiyatlar pahalı mı abi? Pahalı abi. Hangileri pahalı abi? Her şey. Hepsi pahalı. Alabildiğin her şey pahalı. Alabildiğin her şey. Yani biz emekli adamız ama yetmiyor. Yetmiyor. Aynen. Peki abi. Pazardaki fiyatlarını nasıl buluyorsunuz abi? Yüksek. Yüksek. Sadece domates mi aldınız? Sadece domates aldık. Kaç para aldınız domatesi? 4 lira. 4 lira. Nasıl olması lazım abi fiyatlar? Ya da nasıl düşecek bu fiyatlar? Üretici 1,5 lira. Buraya geldim 3'e 4'e katlanıyor. Yani o Evet aradaki uçurum var yani üretici ile tüketici arasında. Peki nasıl düşecek bu fiyatlar abi? Vallahi bunu devletimiz bulacak çaresini. Devletimiz bulacak çaresini. Üretici tüketici arasında bir uçurum var. Allah yanımda da sabır versin. Peki abi teşekkür ederiz. Hayırlı işte. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.